Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de sizlere ceviz tohumu ekimi hakkında bilgiler sunacağım. Çoğumuzun bildiği gibi cevizin tohumu cevizin kendisidir arkadaşlar. İşte gördüğümüz gibi bunlara ben bu sene birkaç tanesini, daha doğrusu buradakileri tohumluk olarak kenara ayırmıştım. Kurutuldu ve gördüğünüz gibi yeşil manto etrafından temizlendi. Şimdi arkadaşlar tohumları ekebileceğimiz saksılar veya burada görmüş olduğunuz gibi fide poşetleri veya direkt olarak bahçemize ekebiliriz. Saksıları ekerken arkadaşlar şu boy, daha doğrusu bu boyutta saksılar idealdir. Önceden arkadaşlar toprağımızı hazırladıktan sonra veya direkt bahçemizden toprağımızı alıyoruz ve saksımızın şuraya kadar toprak ile dolduruyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Çünkü bize bir boşluk alan lazım olacak arkadaşlar. Şimdi tohumlarımızı alıyoruz. Ben bu saksıya 4 tane ekmek istiyorum. Şöyle dikkat ederseniz arkadaşlar, cevizlerin bir kısmı sivri, diğer kısmı yatsıdır. Patlama sivri kısımdan gerçekleşecektir arkadaşlar. O nedenle sivri kısmı dışarı gelir şeklinde dört tanemi ekiyorum arkadaşlar. Umarım şöyle gözüküyordur. Şurada göstereyim. Saksının içine sivri tarafı dışarı gelme suretiyle şu şekil ektim arkadaşlar. Şimdi cevizimizin üstünde 10 santimetre civarında bir boş alan kaldı. Ve bu boş alanımızı toprak ile dolduruyoruz arkadaşlar. Çünkü şöyle bir genel deyim vardır. Bütün tohumlar için geçerli değildir. Fakat tohum büyüklüğünün 2,5 veya 3 santim derinliğine, toprak derinliğine ekilmesi. Bu her bitki için geçerli değildir. Fakat ceviz için geçerlidir arkadaşlar. Yani rahatlıkla toprağımızın 2,5-3 santim derinliğine ekebiliriz. Önceki videomu izleyen arkadaşlara biliyorlardır. Saksılarda şu içerideki çizgiler toprak miktarını göstergesidir arkadaşlar. Buranın üstüne çıkmamaya gayret gösterelim. Ve ceviz tohumlarımızı toprak ile örttük. Şimdi arkadaşlar üstünde hafifçe bastırıyoruz
ve sonra sulamamızı gerçekleştiriyoruz. Fakat arkadaşlar size bir şey daha söylemek istiyorum. Süzgeci bulamadım. Bu işlemi siz süzgeç ile yaparsanız daha iyi olur. Çünkü toprakta herhangi bir delinme meydana gelmez. O yüzden ben bunu yavaş bir şekilde suluyorum arkadaşlar. Toprakta bir çökme gerçekleştiği için üstüne bir miktar toprak daha ekliyorum. Ceviz tohumları soğuk isteği olduğu için bu işlemi arkadaşlar sonbahar sonlarına, kışın Ocak ayının 15'ine kadar yapabiliriz. Ve bu saksımızı suladıktan sonra dışarı balkonumuza, bahçemize soğuk alması için bırakabiliriz ve göreceğiz ki ilkbaharın başlangıcında ve toprak sıcaklığı, hava sıcaklığı belirli miktara geldikten sonra çimlenmeye başlayacaklardır. Şimdi arkadaşlar bahçemize eker iken bir tane olsun, 2, 3, 4 veya şöyle diyelim, birden fazla ekim yaparken 10 santimlik bir çukur uzunlamasına ve çukurların içine bir tane ve diğerini 1 santim arayla, arkadaşlar şöyle göstereyim, 1 santim arayla çukurun içine ekimimizi rahatlıkla yapabiliriz. Üstünü toprakla kapattıktan sonra yeri işaretlediğimiz zaman kaybolma tehlikesi ortadan kalkıyor arkadaşlar. Dilerseniz bahçeye az önce de dediğim gibi sonbahar sonu ve Ocak ayının 15'inden itibaren, daha doğrusu 15'i 16'sına kadar toprağa, bahçemize ekebiliriz. Nemli olması, sulu olması hiç fark etmez arkadaşlar. Cevizler veya tohumlar zarar görmeyecektir. Bu aynı kayda saksı için de geçerlidir. Bunu rahatlıkla kış aylarında dışarı bir kenara bırakabiliriz. Ve ilkbaharda göreceğimiz gibi filizler atacaktır. İlginiz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşlarımız rahatlıkla sorularını dile getirebilirler. Şimdiden teşekkür ederim.